çamur yağmuru etkisini gösterdi. Araçlar, parklar bu hale geldi. Kütahya deyim yerinde ise çamura boyandı. Meteorolojinin geçtiğimiz günlerde yaptığı çamur yağmuru uyarısı Kütahya'da etkisini gösterdi. Vatandaşlar duruma hazırlıksız yakalanırken şu an yanında bulunmuş olduğumuz araç ise yağmurdan nasibini alan onlarca araçlardan sadece bir tanesi. Abi sabah kalktık, arabayı böyle bulduk. Yıkattık tekrardan. Yıkattıktan sonra bir saat sonra tekrar bu hale geldi. Sadece benim değil, bütün vatandaşların araçları bu şekilde. Herkes mağdur durumda oldu. Oto yıkamaya gittik, kuyruktan arabamızı yıkatamıyoruz. Bütün Kütahya'nın arabası bu şekilde. Sadece arabalar değil, vatandaşın montu, kıyafeti, her şeyi mahvoldu. İnşallah bunlar geçer gider. Tekrar böyle bir afetle karşılaşmayız. Sabahleyin saat 10'da toz halinde taksiler hep böyleydi. Toz yağıyordu. İstanbul'a benim oğlumu sordum. Orada çok toz yağdı. Toz yağdı. Böyle de yeniden üstün başını değiştirmekti. Yani. Peki yıkattık mı hiç o tozdan sonra? Tabii yıkattık. Yıkattık yine oldu, aynı oldu. Evet, dün akşam biraz atıştırmıştı. Sabah kalktığımızda biraz daha atıştırdığını gördük. 1-2 saat daha devam etti. Motorlarımız, araçlarımız, her şeyimiz kırmızıya kaplandı. Çamur yağdı. Sabah kalktığımızda Eskişehir'den geldim ben. Eskişehir'den geldiğimde yağmur yağıyordu. Geldiğimde arabaların üstü falan çamurdu. Arabayı yıkamaya gittim. Baktım çoğu arabada çamur vardı. Yani bilmiyorum, çamur yağmuru normal bir şey mi? Meteorolojiye sormak lazım. Sabah dışarı çıktığımızda ilk olarak araçların üzerinde yağan yağmurdan dolayı büyük bir çamur şey birikmişliği gördük. Tabii bunu meteoroloji uyarmıştı ama biz vatandaşlar olarak bu kadar etkili olacağını tahmin etmemiştik. İnşallah böyle bir durumla bir daha karşılaşmayız. Bundan sonra da meteorolojinin uyarılarını dikkate almamız gerektiğini bir kez daha da öğrenmiş olduk.